İsterseniz karşımızdaki artık yedili mi, dokuzlu mu, on birli mi olduğu iyice karışan koalisyonun adayının kimlerle iş tuttuğuna şöyle bir bakalım. Videoyu izleyelim. Kılıçdaroğlu bugün HDP ile buluştu. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattır. Kapalı kaplar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklare edilmesi gerekir. HDP 11 maddeli talep belgesi yayınladı. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başkanlarının heykelini dikeceğim, heykelini. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde edilecektir. Yerel denetim şartları nasıl? Var. Bunlar mı oldu? Değil mi? Kavga. Bunlara gereken dersi 14 Mayıs'ta veriyor muyuz? HDP'nin başarı Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. HDP'yi meclis organı olarak görebiliriz. HDP'ye bakanlık verilebilir. Elbette verilir. Meral Akşener'in çağrısı üzerine bir ittifak kuruldu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağladı. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. İYİ Parti size söylüyorum. HDP ve PKK size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız. Siz Mustafa Kemal'in askerinin generali olsanız ve ne yazar? İlk sürümleri. Sırtınızı YPG'ye bu kardeşlerimizin oylarına talibi PKK'lıdırlar, hiç fark etmez. Böyle bir ortamda tabi altılı masaya bilgi oldu. Millet İttifakı, AKP, MHP iktidarına karşı bir umut da yarattı. TC devleti listeden liste açıklamış. Tek bir terörist kalmayana kadar yok edeceğim. PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar. Bunları başka kim vurur? Ancak biz vururuz, biz. Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA'ları, SİHA'ları ve bunları üreten şirketlerimizi hedef aldığını çok daha iyi anlıyoruz. Evet, ne Atatürk Havalimanı ile ilgili tartışmalar tesadüftür, ne İHA ve SİHA'lara dokunmaktan bahsedenler masumdur, ne terör örgütü elebaşlarının bunları söyleyenlere aleni destek vermesi sebepsizdir. Ne de bölücü örgütün uzantılarının il il dolaşıp bay bay Kemal için oy dilenmesi boşuna değildir. Bunların tamamı Türkiye'yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlerin hamlesinden ibarettir. Ama en çok da Cudi'dir. Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor. Ne diyor Kandil'de bir tanesi? Ne diyor? Diyor ki, bakınız çok enteresan. AK Parti bizi diyor mağaralarda vurdu. Ne yapacaktık? İyi yapıyor musunuz diyecektik. Ya sen benim Mehmet'imi şehit edeceksin de biz sana güle güle mi diyeceğiz? Mehmet'imin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Varsın bay bay Kemal. Sizlerle beraber kapalı kapılar arkasında görüşmeler yapsın. Ve onun yanında da malum Davutoğlu'su var. Onun yanında Bebecan'ı var. Karamollaoğlu'su var. Ve bir de tabii Meral Hanım'ı var. Masayı bir bırakır gider. Sonra tekrar gelir. Tekrar gider. Artık bıktık sizden. Masanın altında olanlar var. Yetmedi, şimdi iki tane de belediye başkanı aldılar yanlarına. Onlarla beraber yola devam ediyorlar. Ama onlar
Kandil'dekilerle beraber yürürken biz de Cumhur İttifakı ile beraber yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'a hazırlanıyor muyuz? Ana kademe hazır mıyız? Kadınlarımız, kadın kollarımız hazır mıyız? Gençler hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. İnanıyorum ki siz sandıkları patlatacaksınız. Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı Hürjet uçuşunu gerçekleştirdi. Ağır sınıf taarruz helikopterimiz Atak 2 ilk kez havalandırdık. Kızıl Elma'dan sonra Anka 3 insansız uçağımız da ilk yürüyüşünü yaptı. Bunların yanında IMC uydumuzun fırlatılmasından Türkiye'nin ilk uzay yolcularının belirlenmesine kadar daha birçok tarihi adım attı. Dünyanın bir numaralı havacılık ve teknoloji festivali Teknofest'i çoğu genç. Ne kadar kişi izledi biliyor musunuz? Dün akşam itibariyle 2,5 milyonun üzerinde bir katılımla gerçekleştirdim. Buraya mı geleceksin? Bitirelim, konuşma. Konuşma bitsin ondan sonra. Konuşma bittikten sonra yaparız. Bak. Men sabera zafera. Sabreden zafere ulaşır. Tamam. Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını bunun için artırıyoruz. Bugün dev bir enerji panellerinin olduğu nereye gideceğiz? Nereye? Karapınar'a. Bu kaç tane futbol sahası büyüklüğünde? Kaç? Gençler olmuyor işte. Evet. Biraz sonra onları size hep anlatacağız. Ve o devasa enerji santralinin panellerinin olduğu yeri göreceğiz. Ve bu da nereye nasip oldu? Konya'ya. Bor madenimizi kendimiz işlemeye işte bunun için önem veriyoruz. Onu da biz ya. Ülkemizin farklı yerlerinde petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Allah'a hamdolsun. Attığımız tüm bu adımların olumlu neticelerini de artık tek tek alıyoruz. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak enerji hamlelerimize kara çalanları da yeni müjdelerle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.